Selamlar herkese. Umarım keyifli bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün Türkiye'de, dünyada ve kripto piyasasında olan bitenleri konuşacağız. Borsa BIST 100 endeksiyle başlayacağım her zaman olduğu gibi. Borsada bir toparlanma emaresi görüyoruz. Buradaki pozitif görünümün temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin CDS yani kredi risk priminin düşüyor olması. Bu primin düşmesi Türkiye ekonomisi adına olumlu bir gösterge olarak bilinir. Teknik olarak da baktığımız zaman düşen yapımızı kırmış durumdayız. Bu Ekim ayı itibariyle 310 dolarlardan gelen düşüş yapısı Kırıldı ve ilk kez bir direnci yukarı yönlü kırmayı başardı bu ay itibariyle. Şimdi tabi burada yükselişin devam edip etmeyeceğini, yeni tepelerin görülüp görülmeyeceğini 283 dolar direnci belirleyici olacaktır. Hatırlarsanız burası ikili tepenin boyun bölgesiydi. Kırılmasıyla birlikte düşüş sertleşti. Şimdi bu bölgenin üzerinde bir kapanış yapmayı başarabilirsek Borsa için daha yüksek rakamları, daha yüksek hedefleri düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bugün enerji Enerjisa bilanço açıkladı. Üçüncü çeyrek 2023 bilançosunu açıkladı. Beklentinin %38 üzerinde 10.6 milyar net kar açıkladı. Önceki çeyreğe göre net karda %433, önceki yılın aynı çeyreğine göre de %781 bir artış göstermiş. Tabi bunu neden söylüyorum? Enerji hisselerindeki pozitifliğin devam ettiğini, bu düşüş ortamında bile çok etkilenmediğini anlatmak amaçlı aslında. Geçtiğimiz videoda ben 360 dolar seviyesindeyken enerji hisselerine alım yapacağımı söylemiştim. İki tane hisse aldım isimlerini vermeyeceğim ama baktığımız zaman işte Naten, Gesan işte hatta Enerjisa bile bakın şöyle genişten bir bakalım. O kadar düşüş yaşadı borsa endeksi. Baktığımız zaman buradaki bütün yapısını bile bozmadı. Yani endekste kıyametler koptu ama baktığımız zaman doğru sektördeyseniz eğer pozitif ayrışan bir sektördeyseniz düşüşler formasyonun işte bakın burada bir bayrak yapısı görüyorsunuz mesela. Bayrağın alt ve üst kanalı arasında hareket etmiş sa. Yani enerji hisselerindeki pozitif trend devam ediyor. Yani buradaki görünüm olumlu gitmeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'den çıkalım. Bu hafta neler varmış ona bakalım. Çarşamba günü yani yarın Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak. Burada büyük ihtimal aynı şeyleri söyleyecek. Enflasyon hedefimiz işte %2'de kararlıyız vesaire gibi. Ama bir anlamda işte Fed yavaş yavaş bir daha faiz artışı yapmayacağını mesajlarını vermeye başladı. Piyasalarda aslında bunu fiyatlıyor. Kripto piyasasındaki pozitif ayrışma da bu yüzden. İşte borsanın yukarı yönlü hareket etmeye başlaması da biraz bu yüzden. Hani bu faiz indirimleri başlayacak, başlayınca yükselişler başlayacak gibi değil. Ancak faiz indirimleri gelene kadar zaten işte bu negatif, ölü toprağın, sıkılaşma para politikasının yavaş yavaş gevşemeye doğru gideceğiniz sinyallerini aldıkça piyasalarda yükseliş eğilimleri ufak ufak başlıyor. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvurularını göreceğiz. Burada işte ekonomideki soğuma devam ediyor mu? İşsizlik artmış mı? Bunu göreceğiz. Buradaki haklardan yararlanma başvurularının yüksek olması önemli pozitif bir veri olarak düşünebiliriz. Şimdi borsadan çıkalım. Borsadan altın tarafına bakalım. Altın birkaç gündür düşüşte. Hatırlarsanız 1955 ve 2075 seviyelerini sizlere belirtmiştim. Long pozisyon almak için bir alarm attım buraya ancak alarmım hala çalmadı. Bekliyoruz umarım gelir altında bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi artık Fed'in sıkı para politikasından uzaklaşmaya başlaması ne demek uzaklaşmaya başlaması yavaş yavaş bir daha faiz artışı yapmayacağını sinyallerini vermeye başladı bununla beraber altın düştü Amerikan borsaları ve kripto piyasasında da hareketlilik yukarı yönlü devam etti. Tabi burada altının dünya piyasalarındaki dinamiklerine göre düşüş seyretmesi normal ancak altını yükselten sebepler hala gündemde savaş tamamen durmuş durumda değil inişli çıkışlı bir şekilde tempo ile gidiyor. Burada piyasalarda altını tekrardan yukarı yönlü zıplatabilecek en büyük sebep İran tarafında bir gerginliğin başlaması, büyümesi. Yani olacak gibi mi bilemiyorum. Belki böyle işte yavaş yavaş azalarak etkisi gidecek. Ama bir yandan da dediğim gibi İran tarafından olabilecek herhangi bir dahil olma, herhangi bir hamle altında tekrardan yukarı yönlü tepkiyi getirecektir. Benim burada bir işte long işlemim duruyor. Yani emrim duruyor. Bakın şöyle 52'lerden 53'lerden girebilirsem çok daha iyi. %50 %0.50 civarında yani yüzde yarımlık bir stop mesafesiyle stop riskiyle ben burada bir long pozisyon almayı deneyeceğim. Her zaman size söylüyorum vadeli işlemlerde mutlaka çok iyi maliyet kovalayın. Eğer çok iyi maliyette almıyorsanız o işleme girmeyin. Desteğe ne kadar yakınsa alım yapacağınız parite miktarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani böyle yüzde yarım yüzde birlere işte güzel alımlar yapabilirsiniz denemeler yapabilirsiniz. Ancak stop mesafesi FX tarafında %1'in %1.5'un üzerindeyse kripto tarafında ise %2'nin üzerindeyse miktarı giderek azaltmanız lazım. Yani stop mesafesi ne kadar uz uzunsa buradaki bakın giriş yeriniz burası stop burası ama şöyle bir setup değerlendirdiniz. Stop mesafesi geldi buraya mesela %1.5 normalde burada şuradan gireceğiniz pozisyona işte 5 kaldıraç kullanıyorsanız buradan gireceğiniz pozisyona 2 kaldıraç 3 kaldıraç kullanmanız gerekir. Umarım mantığı anlayabiliyorsunuzdur ben burada bunları anlatırken. Altın tarafından çıkalım. E, Amerikan borsalarına gidelim. S&P endeksi burada düşüş trendini minor yönlü kırmış durumda. Nasdaq endeksinde ise işte benim 3 kere short deyip para kazandığım dirence tekrar geldik. Birazdan borsa açılacak. S&P takip eder mi etmez mi bilemiyorum. Bir geri tepki için ben burada bir short açmıştım ancak büyük ihtimal şu az yukarıdan stop olacağım. Amerikan borsalarında Kasım ayı çok pozitif geçer. 1950 yılından bu yana İstatistiksel olarak en çok yükselişin olduğu ay Kasım ayıymış. O yüzden de Amerikan borsaları için pozitif bir ay seyretmemiz gayet olası. İşte burada Fed'in de vermiş olduğu mesajları hesaba katarsak baktığımız zaman Amerikan borsaları için pozitif bir seyir izleyebiliriz. Amerikan borsalarında gelin bakalım hisselerimiz ne durumda. Biliyorsunuz birkaç aydır ben ufak ufak Amerikan hisselerinde de alım yapmaya başladım. İşte ARM yapay zeka çip dizaynerı bunu spot olarak tutuyorum. AMD yine bir yapay zeka çip üreticisi. Zaten AMD herkes tanır. Nvidia'nın rakibidir. Intel aynı şekilde o da bir çip üreticisi. Bunda 32 dolar civarında bir maliyetim vardı. Geçmiş videolarda bulabilirsiniz. Son olarak da First Solar Enerji. işte bunu da şu seviyelerden Buralardan 140 civarından alım yapmıştım. Bir önceki videoda belirttim. First Solar hissesinin benim için önem taşıdığını, önemli bir seviyeye geldiğini belirtmiştim. Şimdilik Amerikan piyasalarında, Amerikan borsalarında bu hisseleri tutuyorum. Yakından takip ediyorum. Yeni alım yapmayı planladığım bir tek CEG'i yakından takip ediyorum. Bu da bir enerji hissesi. Ancak bu beklediğim yeşil kutuya gelmedi maalesef. Tekrardan yeşil kutu veya şu bölgelere gelirse Amerikan borsalarında yatırım yapmayı planladığım şimdilik son hisse bu. Duruma göre sizleri güncellerim. İşte biliyorsunuz birkaç aydır ufak Ufak. böyle ettiğim karlarla minik minik Amerikan hisselerinden de alım yapıyorum yumurtadaki sepetleri iyice ayırmak için eskiden sadece o koyun al bu koyun al biraz da şu koyunu al diyorduk ama şimdi artık ayıp yasasında gördük ki daha farklı sepetler daha farklı alanlarda açmak gerektiğini ben düşünüyorum Amerikan borsalarına nasıl yatırım yapacağım diyen arkadaşlar ise Midas yatırım hesabı aracılığıyla yapabilirsiniz. Bir mobil uygulama aracılığıyla SPK lisanslı bir aracı kuruluştur. Borsa İstanbul'daki hisseleriniz Takas Bank güvencesiyle korunur. 1,5 dolar civarında da bir komisyon işlemi alınır buradaki alım satım işlemlerinde. Ben Midas uygulaması aracılığıyla işlemlerimi yapıyorum. Amerikan borsalarından çıkalım. Kripto tarafına geçelim şimdi de. Bitcoin'e baktığımız zaman bir yükselen üçgen yapısı oluşmaya başladı burada. Bakın görüyorsunuz buradaki Yapıyı yükselen bir trend var. Buradaki trend aşağı yönlü kırılmadığı sürece piyasaya ben long yönlü bakıyorum. Buralardan aldık, buralardan aldık, işte buralardan sattık. Artık neyse ne. Bu isterseniz bunu siz buna bir boğa döngüsü deyin, isterseniz mini boğa deyin, isterseniz işte büyük boğanın başlangıcı deyin. Biz şu anda bir Boğa döngüsünde hareket ediyoruz. Çünkü altcoin'ler gidiyor, Ethereum gidiyor, BNB gidiyor. Çok gitmese bile yukarı yönlü bir döngünün içerisindeyiz. Bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Buradaki döngüde bizim aşağı yönlü döndüğünü anlamamız için ise buradaki trendin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla da buradaki trendin yani 34.410'un altında en azından işte 8 saatlik, 12 saatlik bir kapanış altında vakit geçirme görmemiz lazım ki evet galiba işte düzeltme ya da düşüş başlıyor diyebilirim. Peki böyle bir senaryo olmadı. Yükseliş devam ettiği noktada ise buradaki formasyon çalıştırıldı. Formasyon çalışırsa da buradaki yükselen üçgen formasyonun hedefi de 39.000 seviyeleri. Hatta bakın yatay dirence de denk geliyor buralar baktığınız zaman buradaki 39800 direncine yakın seviyeler buradaki biz tabii ki bölgeleri takip edeceğiz. Bu trend aşağı yönlü kırılmazsa 36000 üstünde şöyle bir yapı benim marketten çık planım bu şekilde. Böyle gerçekleşir mi bilmiyorum. Ancak bu gerçekleşirse senaryo bu olursa ben buralardan da hareketimi yapar, çıkışımı yaparım. 39.800 gibi de coinlerimi büyük oranda satarım pozitif senaryoda. Şimdi öte yandan 35.600 seviyesinde ciddi bir likidite birikti. Şimdi böyle bir buraları temizleyip aşağı yönlü inmesi de bir seçenek olabilir. Fiyat aşağı yönlü inmeye başladığında ise artık 32.800, 33.000 ve 31.800 buradaki iki destek zaten bir süredir bunları konuşuyoruz buradaki iki destek long pozisyonlar için ideal giriş yerleri olabilir. Bunları böyle düşünebiliriz. Şimdi Bitcoin e, dominansı düşmeye devam ediyor. Bitcoin dominansının düşmesi altlara para girişinin artması anlamına geliyor. Burada işte bir eski tepe olan 52 seviyesine yaklaştık. Hatta bakın buradan bir tur daha böyle aşağı yapıp yani alt altcoin'lerde bir tur daha yükseliş yapıp ardından bir düzeltmeye girmesi bana en mantıklı sebep geliyor. Çünkü dolar hakimiyetine, dolar dominansına baktığımız zaman o da böyle desteğe çok yakın eski desteğine. O da biraz daha aşağılara inerse artık evet buralardan bir çıkmak varsa long pozisyonları bir kapatıp izleyici konuma geçmek gerek diye düşünüyorum. Yani bir yükseliş dalgası daha gelirse mevcutta tuttuğum long pozisyonlarımı kapatıp bir izlemeye geçeceğim. Ne oluyor ne bitiyor onları göreceğim. Çünkü artık buradaki diğer bitcoin haricindeki metrikler bir düzeltmenin, bir silkelemenin olması gerektiğini bize söylüyor. Altcoin'lere geçelim isterseniz. Altcoin'lerde ne var ne yok onlara bakalım. Ethereum'la devam etmek istiyorum. Ethereum buradaki Düşüş yapısını kırmış durumda. Buradaki görünüm pozitif. Ethereum için bir sonraki zorlu direnç 2020-2015 seviyeler olacaktır. Buradaki trend çizgisinin altında kapanış yapmaması lazım yükselişin devamı için. Yani 1820'lere kadar belki bir geri çekilme ardından da yukarı hareketin devam etmesi gerekiyor. Yükselişe devam edeceksek Ethereum çünkü... Zorlu bir bölgeyi kazandım. FED yapay zeka hisselerinden önem verdiğim sevdiğim bir proje spot olarak tutmaya devam ediyorum. Şu seviyelerden bir %25 kar alacağım artık. Çünkü yani %40 civarı o kadar zarardan sonra %40 civarı bir kara geçmek oldukça önemli. Ufak bir satış yapacağım ki düşerse geri alabileyim. FED'de 321. direnç seviyemiz 327-328. Böyle bir sert bir düzeltme büyük bir fitil gelirse de 290... 0.3 yani şu seviyelerde 293 seviyeleri de FED için benim alarm kurduğum işte buradan long denilir dediğim destekler arasında yer alıyor. ARB'ye bakalım Arbitrum staking oylamasına geçtiler o kabul edildi. Şu anda Arbitrum şöyle bir önemli desteklerine bakacak olursak. Arbitrum da çok iyi bir ağ bu arada arkadaşlar yani gerçekten başarılı bir proje gerçekten güçlü bir boğa yaşanırsa Arbitrum'un ben çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Spot olarak elimde yok ama böyle portföyüm büyürse güzel kar edersem almak isterim. Almak istediğim spot koyabileceğim coinler arasında. Onda da şöyle 1 dolar seviyesine yani bu yeşil kutunun artık destek olarak güçlü bir destek olarak çalıştığını düşünüyorum. Bakın burada alarmım var. Gelirse işlem alırım. Gelmezse işlem almam. Bu kadar basit. Burada işte %1.75 stopum var. Belki bunu %2'lere çekeriz. Gelirse alarm çalacaktır. Zaten dediğim gibi Ninja Squad NFT Discord'unda bunları sık sık konuşuyoruz. İşlem aldığımız zaman paylaşıyoruz. Suya bakalım. Suyu da bu ara iyi bir performans gösterdi arkadaşlar. Yani şu bölgenin kazanılmasıyla birlikte güzel bir yükseliş yaptı. Bakın Bakın bu bölgeyi kazanmış gelmiş ne güzel testini buraya yapmış. Buradan alan kullanıcı güzel kar etmiş. Yani vadeli de böyle bakmak lazım. Yükseliş trendlerinde bakın tepe kırılır. Tepeye tekrardan bir test edilir. Yukarı yönlü hareketine devam eder. Tabi bu ilk alımlarda işte açıcıdır. Yani burada 3. ikinci, dördüncü temastan sonra bu destek eskisi gibi cazip olmayacaktır. Şimdi ben tekrardan bu bölgeye bir şekilde temas edersek. 482 bölgelerine de bir alarm kuruyorum. Sui de işte long yönlü düşünülebilecek coinler arasında yer alıyor bence. Ta şurada da şurada bir yükseliş trendi çizelim. Buradaki trende baktığımız zaman Belki işte o da aynı şekilde şöyle bir hareketini sürdürüp belki şuralara gelirse buralar alış için suyu da cazip bir bölge olduğunu ben düşünüyorum. Gelin son olarak Render'a da bakalım. Render benim beğendiğim, başarılı bulduğum bir boğa yaşanırsa da gerçekten büyük yıldız olacağını düşündüm coinlerden. Zaten her videomda bahsediyorum. Render'da işte fiyat hareketi fena gözükmüyor. Burada 2.54 seviyesi dirençti. Buraya kadar gelemedi. Şimdi tekrardan şu bölge destek olarak çalışacağını ben düşünüyorum. 2.12, 2.20. Hatta şuradaki trend yapısının şöyle bir sallandırarak bir fiyat hareketi görürsek. Bakın şöyle geldi. Şöyle bezdiren trend üzerinde takılmalar gerçekleşirse de. Render'da tekrardan işte cazip alım bölgesi 2.14, 2.13 buralar render tarafında evet ya denemeye değer diyebileceğimiz seviyeler arasında yer arıyor. Spot yatırımcılar, spot takip eden arkadaşlar için ise burada da 1.98, 2 dolar seviyesi yine stoplu almak kaydıyla mantıklı gözüküyor. Bakın buradaki trend yapısını görüyorsunuz. Birinci temas şunu saymayın. ikinci temas, üçüncü temastan sonra büyük yükseliş yapmış. Trend yapılarında böyle impulsif dediğimiz böyle güçlü yükseliş ardından gelen düşüşlerde trendlerin gücü biraz azalıyor. Yani buradaki trendlere daha az güvenmek gerekiyor. Mesela yani işte üçüncü temasını yeni yapmış böyle bu şekil giden trendler biraz daha mantıklı olabiliyor. Genel olarak altcoin'leri ve kriptoyu şöyle bir toparladık. Bu dönemde kripto biraz daha ağırlıklı trade ediyorum. FX tarafında işte biliyorsunuz altın, S&P endeksi, Nasdaq işte sık sık bunlara bakıyorum. Her videomda da söylüyorum. Yani diğer piyasalarda işlem yapıyor olmak oldukça kıymetli. Riskinizi bölebildiğiniz kadar bölün. Yumurta adediniz ne kadar artarsa, ne kadar farklı sepete dağıtırsanız o kadar faydasını göreceksiniz. Benim şimdilik etteki bakış açım işte biraz çok az biz hissem var. Birazcık işte Amerikan hisselerim var. Kripto tarafında birkaç tane coin tutuyorum. Onun dışında destek ve dirençlerden düşük kaldıraçlarla yüksek risk almadan ufak piyasadaki hacimleri değerlendiriyorum. Her yerde gözüm kulağım olduğu için işte bir tarafı çok kitlenmiyorum. Kripto tarafı kötü gittiyse Amerikan borsasında altında işlemlerim iyi gidiyor örnek veriyorum. Böyle yayılarak çok fazla bir piyasanın sapı olmazsanız faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Şu an önümüzde güzel bir yükseliş dönemi var. Bu yükseliş dönemini değerlendirebildiğimiz kadar değerlendireceğiz. Desteklerden longumuzu açacağız. Yüksek kaldıraç kullanmayacağız. Pozisyonlar yürürken kademeli olarak azaltacağız ki tekrardan desteğe gelir ise tekrardan o sattığımız kadar alım yapabilelim. Böyle doldur boşalt mantığıyla ben böyle yükseliş trendlerinde genellikle bu şekilde trade ediyorum. Önemli bir fiyat hareketi olursa sizlere Twitter üzerine ya da Ninja Squad Discord üzerinden sizlere bahsedebilirim. Bu haftalık bültenimizi böyle sonlandıralım. Cuma gün tekrardan bir video çekeriz. Piyasayı değerlendiririz. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Paranın altında kalın.